ve ne kadar arzu ederdim ama yine de diyeceğim. Sizin Resulullah'a sadakatiniz gibi. Cihanın refah saadet kapıları açılsa, bu kapıların hepsinden size buyurun çekilse ve baksanız ki o kapılardan hiçbirinin ardında Resulullah yok. Ayağınızı dileyeceksiniz, dileteceksiniz. Resulullah'ın olmadığı refah kapısından. Mihnet-ü meşakkat dolu gibi yağar başına. Ana ölür, baba ölür, sarsılmaz. Himaye eden amca ölür, kolu kanadı kırılır, başına üşüşürler. Ayrılığın ne çabuk acısını hissettirdi amcacığım der. Ebu Talip gibi bağrını açacak, kanatlarını açacak, himaye eden birisi kalmamıştır. Ayrılığın acısını ne çabuk hissettirdi amcacığım derinler. Sadakat insanıdır. O Allah'a karşı çok sadıktır. Bütün hayatını o sadakat içinde geçirir. Öyle bir sadakattır ki bu. Budanır adeta. Etrafında filiz vermiş, fide vermiş, fide halinde meydana gelmiş. Yüreğinin parçası, ciğer paresi, varlıklar budanıp ondan alınırken Allah'a karşı ciddi bir sadakat hissiyle dişini sıkar ve dayanır. O şefkat insanıdır. Harisun aleykum diyor Kur'an. Harisun aleykum, size karşı çok hırslı. Beş başı mamur Müslüman olmanız için yanıp tutuşuyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ. Neredeyse iman etmediklerinden ötürü arkalarından bakıp intihar edeceksin. Kendini öldüreceksin diyor. Size karşı o kadar haristir. Öyle bir şefkati vardır ki onun. Bir karıncanın ızdırabı eğer duyuluyorsa duysa oturur ağlar onun başında. Nitekim yavruları alınmış bir kuşun yavrularının bulunduğu yerde pervaz edip dönmesi karşısında beyninden vurulmuş gibi ızdırap çeker. Yem var diye aldatılan bir hayvanın aldatılması karşısında beyninden vurulmuş gibi ızdırap içine gömülür. Ve açından öldürülmüş bir kedinin ızdırabını ruhunda yaşar. Ve buyurur ki o kadın cehenneme girdi baş aşağı. Bu kadar şefkatli insan, bu kadar her şeyle ve herkesle alakalı bir insan. Budanıyor gibi sevdiği insanlar yanından alınacak, budanacak. Hiç kimse kalmayacak. Vefat ederken yanında tek filiz kalmıştı. 25 yaşında Fatıma. Sütten kesilmiş manasına gelen Fatıma. Bir tek o kalmıştı. Allah Celle Celaluhu hepsini almıştı. Ve hayatında bütün bunları göğüslemiş ama sadakatla göğüslemişti. Dünya koşup ayağının ucuna kadar gelmişti. Bütün debdebe ve ihtişamıyla ona tebessüm ediyordu. Ama o son dakikalarının bir hasırın üzerinde, başının altında da yastık yoktu. Ama en mukaddes yastıklardan daha mukaddes bir yastık vardı. Ayşe-i Sıddika'nın kucağı ve göğsü, başı onun göğsü üzerinde. Onu dünyaya çağırıyorlardı. Ebu Bekir dize gelecek, fedake ebi ve ummi diyecek. Anam babam sana feda olsun. Gel etme, eyleme, gitme öbür tarafa. Gidecek varsa ben gideyim.